Herkese merhaba arkadaşlar. Nefese Ambud'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Nefese Ambud'u kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 4 bölüm olması lazım. Geride bıraktık bu 5. bölüm. Şimdiden iyi seyirler. En son yeni bir etkinlik yapmıştık. Ondan önce de bir... Evet, bir Lamborghini'yi bir yerden bir yere götürmüştük ve birincilikle bitirmiştik. Şimdi ise şöyle bir yarışlara, bir haritamıza tekrar bakalım. Şuna bir en yakın yerde bu var. Kolay para herhalde. Aynen. Tamam. Ya, bu arada hep oyun bizi burada başlatıyor nedense. Bu arada arkadaşlar oyunun zorluğunu da değiştirdim. Ya en zor değil, normalde oynuyordum. Şimdi en kolayı aldım. Bakalım bir şeyler değişecek mi? Onu çok merak ediyorum. Orada da başlayarak biraz hata yaptım. Kolayda başlamam gerekiyordu çünkü sonuçta kısıtlı bir zamanımız var. Evet, hani oyunda hızlı ilerlemek için yarış kazanmamız gerekiyor. Bakalım burada bir faydasını görecek miyiz? Hani inşallah görürüz, yoksa tamam ya, hadi bu sefer farklı bir kişi olsun. Fark edecek mi? Can you stop hitting me, please? Aslında keşke şu SUV yoluna, yani Mercedes GS'yi kullanarak karışık bir meydan okuyayım. Yalnız oluyor da sanki bir tık fark etmeye başladı zorluğu değiştirmem. Polisler takıldı peşimize ya. Meşhur insan. Meşhurun yarışı. Şu an dördüncüyüz. Biz Meşhurdan da çıkma niyeti yok. Son anda sıyırdım ha. Kaç tur? O tek turmuş ya. Şuna kesin bir araç çıkar. Yani oyun yine aynı yerlerde dolanmaya başladık maalesef. Oyun sanki biraz tekrara bindi bence ya. Sanki hep aynı yerlerde yarışıyoruz. Hep aynı yarışçılarda yarışmamız zaten bir bence kötü bir tarafı. Yukarıdan gitti. Şimdi trene falan çarparız. Bir de onu uğraşmak istemiyorum. Şu an üçüncüyüz. Yani en kolay da almama rağmen. Sen de uğraşmak geçmedin. Son anda yine dördüncüyle kadar ancak çıkabildik. Yani polislerle uğraşacağız. Bunlar. Yani arkamızı spam ediyorlar. Neyse.
Yalnız araç dökülüyor ya. Bu kadar hasar aldı mı ya? Kanun gibi gitti hiç bizim aracımız. Modifikasyon yapsam araç hızlanır. Ama şöyle bir durum var. Yarışlara katılamıyorum bu seferde. Yarışlar için para lazım. Suspect just pulled a Houdini at Douglas Park. Suspect is long gone. Kaçtık 1000 dolar öyle. Pardon 100 dolar. Burada bir şey var ama. Şimdi bizi nereye yönlendiriyor? Bizi buradaki yarışa yönlendiriyor. Bizim... He tamam. Gidelim o halde. Douglas Park'tayız. Zaten şey olarak da az bir süre kaldı. Yani deneme süresi olarak. 5 bölüm olsa 5'e birer saatten 5 saat yapar hani 5 bölüm daha belki ya gelir ya gelmez. Evet polis ne yapıp şimdi düşünüyorum. Burası yeni bir yarış etkinliğinin olduğu yer. Tamam. Ne meydan okuyalım ya. Sonuçta aynı parayı veriyorsunuz. Birinciye ulaşamıyoruz zaten. Ya en azından hani kazanabileceğimiz daha doğrusu geçebileceğimiz yarışçılara meydan okumak istiyorum. Bu sayede en azından elimizde 2-3 dolar daha fazla geçer. Biz de şu anda iyi sıralamada yer alıyoruz ha. İkinciyiz. Fazla sürmez ama ya. 2 dakika ikinci lit hızını çıkaralım. Buradan iyi para kazanırsam biraz aracı yatırım yapacağım. Aslında tabi geniş yerlerde yarışınca daha rahat olur. Trafik de buna müsait. Geçici bir tamir falan olur diye düşünüyorum ama maalesef. Aracı bu köşelerden dönerken çok hızlı bir şekilde toparlamam lazım yoksa geri kaçtığı anda bitti yarış ya. Hadi işte böyle. Yapışız.
spinning about. Not bad, but I can be better. Maalesef oradaki bir köşeyi dönememizlik bizi bitirdi. En azından 3400 artı 400 dolar geçtiğimiz yarışçıdan, meydan okuduğumuz yarışçıdan aldık. Arama seviyemiz yükseldi. Güzel. Şu an kaç dolarımız oldu? Üzerimizde 7500 dolar oldu. Güvenlemeye gidelim hemen. Bakalım başka neler var yakınlarda. Ya bu aracı satamıyoruz sanırım ya. Satsak hemen kurtulacağım bundan. Yerine başka bir araç alacağım. Normalde Honda Civic Type R ama hiç Type R'dan T'si bile yok şu an araçta. İki yılların verdiği bir yorgunluk var herhalde. Ben aslında alırken en pahalı olan aracı almalıydım. Orada bir hata yaptım. Kadar oldu 11'in. Tamam. Sanırım biraz araca yatırım yapmamız lazım yoksa. Not gonna lie. It was great to have the garage back in the racing scene again. Feel like my old self. In the garage all day working on the baddest cars Lakeshore has ever seen. Reminds me of this one time I was ripping through downtown. Satın al ve sat var ama I'm gonna pretend you didn't just say that. Anne, burada bizim aracı göremediğim için ben. Bunu satamıyor muyuz ya? Şu aracı bir satsak. Şu kamyonet bile daha iyidir ya. Gerçekten berbat gidiyor araç. Aslında şunu alacaktım. Yanlış yaptım. Neyse. Şimdi şöyle bir performansa girelim. Motora bir 210 beygir ama pardon bunu takamıyoruz ya. Neler yapabiliyoruz? Performans olarak biraz turbo yükselsek. Evet, bunlar da bir işe yaramıyor. Buradan benim biraz şeyi yükseltmem lazım. Sıfır yüzümüzü bayağı yükseltmemiz lazım yoksa 5.1'e düşüyor. Oo, güzel. Şunu alabilirim. Aracın biraz yazılımıyla oynamamız lazım. Bir saniye.
Şu an 5.0 oldu. Pardon, 5.8 hala. Şu an alamıyoruz. Neden? Şimdi şunlar maşallah. Lastiklerde de bir oynama yapamıyoruz. Evet, şu anda gene hiçbir şey yapamıyoruz sanırım. Lastikleri değiştiremiyoruz. Turboyu değiştiremiyoruz. Yani şu an kaldık öylece ya. En azından şu hava filtresini bari değiştirelim. Burada herhangi bir şey yapamıyoruz. Maalesef body kit'e falan gerek yok. Şöyle başlayalım bir yerden. Tamam, buna gidelim. Revealing my genius. Your genius. I know it's not all me, but also it kind of is. Keep it up, Speedy. Sanırım geç olduğundan kaynaklı. Abi kesilmiyor var mı? Meydan okumaya gerek var mı? Dört kişi mi yarışacağız? Sanırım öyle, dört kişi yarışacağız. Bir de anlamadığım bir şey var. Biz neden hep en arkada başlıyoruz? Hepsi en önde başlıyor, biz arkada başlıyoruz. Yalnız bunlar da biraz hani yarışçılara sapıttım böyle hani şey olarak nasıl desem kesimi de yalnız boşantıdaki kesitlemelere benziyor yani.
kere yoldan çıktım mı onlar da fazla hızlı bir şekilde toparlanamıyor. Güzel, şu anda %78'ini tamamladık. Çok az bir yer kaldı. Hayır. İşte. Yaşasın, sonunda birincilik. Yani uzun bir aradan sonra, yani birinci bölümden itibaren. Hemen oradaki diğer yarış açıldı. Rydell's Rides, need a lift? Hey, it's Ossissia. You in the area? You need picking up? Yeah, fast. Drop me a pin. Bakalım. Buradaki yarış bize 3750 kazandırabilir. Buradaki de yeni safe house. Yalnız oradan gidersem. Hey, it's me. I can hear that right now. I just want to tell you that I'm really proud of you. Oh, shucks, boss. You're gonna make me blush. Polisi yakalamamak için ben bir takı atıyorum. We'll know we did it the right way. Thank you. That means a lot. Just thought you should hear that from me. Catch you tomorrow. Arkadaşa safe house'a kadar eşlik etmemiz lazım. Always happy to help out another racer. Polislerle başına nasıl belaya soktuysa aranma seviyesi 2 ya. All right. Where can I drop you? Safe house. You got it. So, what did they pull you over for? Not so much pulled over, more trading paint, screeching tires. Oh, and cussing that would make my abuela blush. So you're on the run. Yeah, you're harboring a fugitive. Tamam, başka bir polis gelmeden. They'll never take me alive. With you till the end, Sundance. Are you okay? You're staring at me like crazy eyes. I know you. Sure. Who's this here? Great to meet you. You hit your head back there? I follow you on Insta. Punk Funk Diva. I love your feed. Appreciate it. I am just trying to voice my true self, you know. Gergin bir şekilde arabayı sürüyorum. Took me a long time to find it. Yeah, I see that. The moments you capture in Lakeshore, it's raw, joyful, human. Having to present as male in my community, that anxiety, it took everything I had just to leave the house. So now, I am living my life, following my passions, and helping others show theirs. Boş yere polislerle hiç uğraşmak istemiyorum. Nerede kaldı bu yer? Sanırım şu an dağın etrafından dolanıyoruz. Bu
Burası yeni bir bölümümüz. Bu arada yakınlarda yarış var mı? Açılmış olması gerekiyor. Şu var. Like 15 in one studio apartment? That is a lot of litter. Y'all, this is crazy. But anyway, what's good, Lakeshore? We need to talk about Stevenson's latest obsession. Street racing. Seeing as she was caught doing 45 in a school zone, she really is in no position to judge. Maybe it's time for Lakeshore PD to take a look at the corrupt criminals running these streets, not the ones driving fast on them. I mean, even though she was driving. Y'all know what I mean, people. Okay, enough with the comments. The mayor's a hypocrite. Saat sonra karşısından gelen olursa bizim hiçbir şeyimiz yok. Evet, yaklaştık. Biraz zararlısın şuradan. Sıcağım. Şunu meydan okuyalım. Gene 4 kişi yarışacağız. Gene ben en sonda başlıyorum. Nasıl yapıyorlar? Gene mi yanılıyor şimdi? Bu yarışlarda iyi değilim. Zaten aracım da buna uygun değil ki. Arkadan tış olsa neyse de benimki önden çekişli bir araç. Kızımı kaybettik. Satan. Şu anda 1250 dolarımız var.
Yok, bunu da yapamayacağız. Eve gidelim ya. Gidelim hemen şu paraları bir güvenli evde harcayalım. With Yaz's ride. I get it's fast, but the kid's new ride is pretty impressive. The car has a lot of history. I tried to fix it with my old man, but after he passed, it just started collecting dust. Just didn't have the heart, right? Yeah. So Yaz hadn't even been here 2 months, and she was all, boss, that junker out back. You fixing it up? And I just dodged the question. Too hard to deal. But 2 weeks later, I found these plans, drawings, notes of everything she wanted to do. Restoring it. No, more than that. Rebuilding it. Car looked like... Like something your pops would love? So I told them that if they fixed her up, it was theirs. They became best friends that summer working on that car. Aw, sounds like an after-school special. I know it's pretty corny, but I knew one kid wants it back. Güncelledik. Güzel bir yazılım attık. Şu an 0-100 hızlanma bayağı etkiledi ya bu. Hani aracın yazılımıyla oynamak. Bir uçtum ama toplam alanları da iyiymiş yalnız.
thing you made? I made this look good. You have LPD to contend with. Dispatch, I am going after those suspects. I don't think that was fair. Where in the hell did these morons learn to drive? Look at me. I can still take your spot. Nice driving. Joining the others in pursuit of the suspect. Stay on them no matter what they do next. All units, we have a visual on the perp entering Lake Virgil. .2440 is out of sight and out of mind. Get over to Lake Virgil. That's where we lost the perp. Call off the chase team. Suspect got away from us. If you get hungry, I'll meet. Evet arkadaşlar. It's the least I could do. It really is. Çok hızlı bir şekilde yarışı bitirdik. You know what, Speedy? Peace. Şimdi garaja geldim. Bakayım şuradaki yarışa. Aslında buradaki yarışı da yapabiliriz ya. Neredeydi? Evet, yakınlarda. 7500 getiriyor bize. Ama ya 7500 olan bu ya. Ama bizim aracımız drift için uygun değil ki. Başka yerde bir şey var mı? Maalesef yok. Şu ne? Kolay para, tamam. Şuradaki yeri yapabiliriz aslında ya. 2250 getiriyor. Katalım 0. Buradaki speed race. Neyse ya. Garaja girelim. Arama seviyemize 1 zaten. Garaja girip bu bölümü de burada bitirelim. Hatta önce bir ufak bir modifikasyon yapalım. You grew up in Cyril Heights? Aracın performansını arttırınca. Same. I pretty much grew up in the garage, you know? Yeah. Nightclubs for me. You never got tired of this place? I wouldn't say never. Traction this garage is family, though. If we keep putting in the work, I really do believe it will come back stronger than ever. Oh, you know what? I just. Tamam böyle yapalım. Bir de böyle ayarları deneyelim. Upgrade garaj, garajı upgrade demeyelim ya. Herhalde yeni parçalar için garajı upgrade dememiz lazım. 7500'e güzel bir şeyler alırım ben. Tahmin ediyorum ama. Mesela şunu alsam 5.1'e düşüyor. Güzel. Buradakini
Şundan sonra bu da 5.1 düşüyor. Bu 5000 dolar bu. 7000 dolar. Neden onu yapayım ki? Nitroyu arttıramıyoruz zaten. Buradaki de frenleme hani. Bana şu motoru değiştirebiliyor muyuz? Aracımız bayağı. Daha gaz vereyim. Şu anki aracımızın sesi. Pardon. Korku çok yüksek bunun. Yok ya şunu değiştirebiliyor muyuz? Aslında bunu da yapabiliriz ya. Bu da 5.1'e düşürüyor. Bir de şu hava mıydı düşüren? 254'e yükseltiyor. Bu da aynı. Bu daha ucuz. Tamam, bunu alalım. Başka da bir şey alamayacağız sanırım. Evet. Şuna bakalım. Burada herhangi bir şey yapamıyoruz. Lastiklerde bir oynama yapabiliyor muyuz? Hayır. Yok. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bu kadar yapabiliyoruz. Yalnız şu an bayağı sağlam yarışlar açıldı arkadaşlar. Mesela buradan 12 bin dolar kazanabiliyoruz. Herhalde aracı güçlendirdikçe ortaya çıkıyor bunlarda. Bunlarda hiçbir şey yok ya. Buradaki bir tek o açık. Şu anda neyse artık bana da bir sonraki bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Unbolt serisinden şu anlık hani biraz güncelleme yapınca araca biraz daha oyunun akıcılığı yükseldi. Tabi birazcık da zorluğu düşüyor almam yani en kolay almam tabi bunda etken. O yüzden keşke en başta başlasaydık. Şu ana kadar daha hızlı bir şekilde yükselebilirdik. Yani yapacak bir şey yok. En azından hani zararın neresinden dönersek kârdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada hani Ambo serisi kanalın ortalamasına göre bayağı iyi izleniyor. O yüzden hani gidebildiği yere kadar seriyi devam ettireceğim. Zaten maksimum bir 5 bölüm daha falan çekeriz. Ondan sonra da Payback'e devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, sormak ya da belirtmek istediğiniz bir konu varsa da lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.